İki tane temel aşama var burada karşımıza çıkan. Bir tanesi birinci aşama. Birinci aşamada çiftler hayal ettiklerini bulamadıklarını, beklentilerinin karşılanmadığını fark ediyorlar. Yani aşkın o kör gözü açılıyor. Yavaş yavaş gerçekler görünmeye başlanıyor. Yavaş yavaş o dönemlerde görmediğimiz, görsek de görmezden geldiğimiz, işte aşk her şeyi halleder vesaire diye umutlarla arkaya attığımız, bastırdığımız bir dolu şey ortaya çıkmaya başlıyor. Yani temelde aslında bu anlamdaki aşkın bencil bir aşk olduğunu, bencil bir sevgi olduğunu hatırlarsak konuşmuştuk. İşte sen beni mutlu etmek için buradasın. Ben seninle bunun için evlendim. Hadi bakalım göster marifetlerini dönemi başlıyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Yani kimse bizi mutlu etmek için bu dünyaya gelmiyor. Herkes mutlu olmak istiyor. Dolayısıyla o ben meselesinden biz meselesine geçişte zorlanılan ve güç savaşlarının yaşandığı, beklentilerin karşılanmamasının getirdiği hayal kırıklıklarının, öfkeye, kırgınlığa, işte kavgalara, anlaşmazlıklara yol açtığı dönem var. Orada sen benim evlendiğim adam veya sen benim evlendiğim kadın değilsin. Hikayesi en temel hikaye. Genellikle evliliğin birinci ila yedinci yılları arasında boşanmanın daha çok gündeme geldiği oranlarda görünüyor istatistiklerde. Sanıyorum bu aslında bu alanı kapsıyor. Burada olan şey gerçekten ne olduğunu biz hani kendi mesleğimiz açısından baktığımız zaman aslında hepimizin belli kendimizle ilgili inançları var. Bazı negatif inançlarımız da var. İşte yetersizim, değersizim, sevilmiyorum vesaire gibi. Bunların karşılanmasını beklerken bunların daha fazla tetiklenebildiğini, bu yaralarımızın, bu konudaki yaralarımızın kanatılabildiğini görmekten kaynaklı bir evre burası. Yani aslında burada iki kişinin ilişkiyi başarması gibi bir neden mutlaka o da var. Onun yanı sıra bizim kendimizle ilgili ve karşımızdaki kişinin de kendisiyle ilgili hikayeler gündeme geliyor. Dolayısıyla bu dönemde çiftlerin ayrılmaya karar vermesi demek aslında kendilerindeki nedenlerle birlikte hayata devam etmek, sadece karşılarındaki kişiyi değiştirmek kararı vermeleri demek. Dolayısıyla ileride tekrar aynı sorunla karşı karşıya kalacakları gerçeğini de göremiyor olmaları demek. İkinci evrede burayı aşabilirse çiftler eğer, ama sağlıklı bir şekilde değil de artık hani şey temcit pilavı gibi sorunlar yaşandı, yaşandı, yaşandı ve tes edildi. Duvarlar örüldü, bırakıldı her şey olduğu gibi. Çoluk çocuk var, işte el alemde de ailem karşı çıkar veya ben kendimi nasıl geçindireceğim veya bizzat alışkanlıktan vazgeçememek nedeniyle sürdürürlerse orada da işte paralel hayatlar devreye girebilir. Yani çiftin aynı evde yaşadığı ama birbiriyle derin bir bağın olmadığı, çocuklar üzerinden daha çok ilişkilerin belki yürüdüğü, ilişkinin tadının tuzunun olmadığı, cinselliğin olmadığı, dayanışmanın olmadığı, sevginin, saygının, takdirin olmadığı bir evre. Bu evrede ya yürüyor gerçekten böyle, görüyoruz. Özellikle de daha klasik bir bakışta olanlar, evlilik yürütülmelidir mümkün olduğunca diyenler için yürüyor ya da gerçekten en sonunda artık böyle kaçaklar o kadar artıyor ki mesela ne bileyim bir eş kendini işe veriyor, öbürü kendini spora veriyor, öbürü kendini başka bir şeye veriyor, hiçbir şey kalmaz oluyor ve sonunda ayrılık noktasına